Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Haftanın ikinci günü. İkinci sürüş için yollardayız. Dün ameliyat sonrası en fazla tırmanış yaptım. En fazla kilometre kat ettiğim diyeyim. Ve en uzun süren sürüşümü gerçekleştirdim. Sol elim zorlamadı. Dünkü sürüşte güzel anlar da yaşadık. Bisiklet yoluna girelim, muhabbetimizi ederiz. Oh, giremiyorum. Dünkü sürüşle Ayla Gökmen'le Mehmet Çakar'la karşılaştım. Karşılaştım derken onlar benim arkamdan gelip önüme geçti. Nasıl gittiler? Ben onları görmenin verdiği mutlulukla hareket ettim. Sağ olsun İstanbul'a, İstanbul plakara kurdum. Mehmet Çakar'ı yolda görünce bir afalladım. Ben onları belki aklımda görürüm diyordum. Yolda görme arkamdan gelmelerinin ihtimali düşüktü. Ama ben sürekli fotoğraf video muhabbetine güzel seyir noktalarında mola verip birkaç kare fotoğraf yakaladığım için onlar o ara karşıdan gelip beni görmeden geçiyorlar. Sonra ben fotoğraflarımı, videolarımı çekiyorum, yola koyuluyorum. Bir an düzde yokuşa doğru gelirken yerlerime bakayım diyorum. Yol bilgisayarını kurcalarken yanımdan bir adam geçiyor. Geçince zaten direkt formaya bakıyorum ben. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol. Formaya bakınca anlıyorum. Santini falan. Daha önceden gördüğüm forma, kayt rengi. Ulan diyorum kendi kendime. Bu mevsimde burada o bisikletle kaç kişi olur? Az. Arkadan Ayla gelirse tamamlıyorum. Nitekim Ayla arkadan geliyor. Virajı alıyor, sonra kapanıyor. Falan bir 7-7,5 dakikalık video var. Onların göründüğü. Benim durduk yere sevindiğim. Bisikletçi görüp. Tabii onlar bizim ötemizde bisikletçiler. Biz keyfe keder, onlar performans katıyorlar. Yarış koşuyorlar. Ki Ayla'nın dünkü sürüşünün bir derisi var. Akıllara ziyan. 19 tane kom aldı tek sürüşte. Şenizi, Sera'yı, Merve'yi geçti. Komlar da hani öyle iniş komu falan değil, tırmanış komu. Ve Strava'da Relative Effort diye bir şey var. Strava'nın ürettiği ya da isimlendirdiği bir şey. Orada nabza göre ve sürüş verisine göre bayağı kastığı anlaşılıyor. Bugün zaten sürüşsüz geçti. Dinleniyor galiba. Ama Mehmet yine çıktı. Bir 70-80 yuvarladı, sürdü. Bugün ben de sırf dünkü sert sürüş, tırmanış verisinden ötürü 104 km tırmanıp 1700, 104 km sürüp 1700 tırmanınca görece benim için hafif sert oldu. Bacaklar rahatlasın diye. Şöyle bir 25 kilometre falan şehir içinde turist edasıyla dolaşayım dedim. Hem bacak dönsün, rahatlasın. Toparlanma sürüşü diyebiliriz buna, evet. Recovery. Recovery diyorlar yani. Aktif dinlenme.
Bugün aktif dinlenme sürmüştüm. Bugün aktif dinlenelim. Sonra zaten işlerimizi halletmek için hareket edeceğiz. Bir iki gün, bir iki iş var. Akabinde tekrar Allah izin verirse kaldığımız yerden devam ederiz. Buradan geçmeyi sevmiyorum ama deneyim hadi. Aa, geçebiliyorum lan. Tamam. Girerken sıkıntı olmuyor, çıkarken oldu. Tamam, aklımda. Çıkarken zabıtların oradan çıkarız. Ya da zabıtaların oradan. Dün çok kıyak sürüş oldu ya, çok. Bugün turist sedasıyla hareket ediyoruz. Hafif dalgalı bir denizimiz var. Dünkü Datça sürüşünün videoları kayıtta. Bir kısmını yükledim. Hepsini dönüştürdüm. Çok güzel çalıştım. Merhaba. Bütün videolar yüklenmeye hazır. Bugün bir tane bike fit videosu izledim. Asyalı bir kadının bike fitini yapıyor adam. Kadının başı vücudunun soluna doğru. Artık eğik, öyle söyleyeyim. Kadının bir ayağı diğer ayağından hissedilir şekilde, göze görünür şekilde kısa, 2-3 saniye. Ve gene bir ayağı diğer ayağından numara olarak büyük. Neredeyse iki ayakkabı numarası farklı. Adam güzel bir fit yapıyor kadına. Kadın daha rahat ettiğini söylüyor. Ben de bu fit işine gireceğim, yaptırma manasında, ama bakalım nasıl olacak.
İzmir'e mi gideceğim, ne yapacağım? Gittikten sonra verim alacak mıyım? Fayda görecek miyim? Hissedir bir şeyler olacak mı? Muhakkak olur. Gittiğim yer işi ilmine göre mi yapıyor olacak bakalım. Hepsini tecrübe edeceğiz. Zaten gidersen çekim de yaparım. Amatör şekilde çekimlere devam. Bike fit. Öncesi sonrası. Bike fit sırası. Bugün hiç tırmanış toplayasım yok. Sadece düzde süresim var. Bir de Datça'dan çıkarken, Datça diyorum, Aktur sesinden çıkarken bir çeşme var. Orada da bir tane segment var. O çeşmeden su içme diye. Ben dün içtim. Bakalım inşallah sıkıntı olmaz. Niye öyle demişler, onu da anlamış değilim. Dün sağlam yoruldum. Hafif geç uyudum. Daha erken uyusam daha tatlı olurdu. Geç uyuduğum için bugün sabah sürüşe çıkamadım. Bugünkü sürüşüm gece kaldı. Diğer işler de hafif ötelendi. Olsun. Hemen hemen Ayla, Mehmet, ben aynı kilometreleri sürdük ama ben 104 kilometreyi 7 saatte alırken onlar 98 kilometreyi 4 saatte aldı anasını satayım. Ben ortalama 15 kilometre hızla ilerledim, onlar ortalama 26 kilometre hızla. Zaten seli ağrısı oldu hafif mabadımda. Bir süredir bu kadar uzun sürmeye alışık değildim. Ya da sürerken yanlış pozisyonlarda oturdum hep. Bugün de hafif var ama hafif yani. Bak şurada ne kaç hızla çıkıyor ya. 25 ile mi gidiyor, 30 ile mi gidiyor belli değil. Dün güzel yandım ha. Şuradan görüyorsanız anlaşılır. Şöyle göstermek olsun. Bilekliklerin olduğu yer beyaz. Eldivensiz olduğum için ellerim üstü kıpkırmızı. Kollar hafif yandı. Hafif. Bacaklar hafif. Bisikletçi yanıklarımızla mutlu mesut geziyoruz. Fatih hocam. Where are you? Burada yapmadım olmaz da. Ben ömrümde hiç yaparım. Hiç. Gel İstanbul'a. Bu kedi buranın maskotu. Hep burada takılıyor. Yatıyor, uyuyor. Biz
Bizim karabaşın büyüklüğü. Çıkarken zor olacak. O yüzden zabıtaların oradan çık. Girerken sıkıntı yok. Çıkarken yandan çıkmamız lazım. Kardeşi burada bir yerde dalış merkezinde çalışıyor ama hangisi? Adamı da hep ben mesai bitimi görüyordum. Geçen sene babamın geldiği zamanlar gibi burası. Sakin. Bu sakinliği seviyorum ya. Bu saatlerde her zaman sürme fırsatım olmuyor. Ekseriyet tam bu saatlerde başka şeylerle ilgilendiğim oluyor. Dünkü sürüş çok iyi geldi be. Bugünkü de onun üzerine. Aktif dinlenme. Sakin sakin. Sürüş değil ya bu. Öylesine pedal çevirme. Bacak dönsün. Üç buçuk kilometre 60'ım. Bir iş kadar yaparım. 15. Daha var 18.5. Sonra eve gidene kadar 20 olur, 22 olur. Öyle gider. Dönecek ama kimse yol vermiyor adama. Adam da orada kaldı. Trafik de orada durdu. Hanım bugün stretching, core falan öyle egzersizler yapıyor herhalde.
şapkayı indirmenin zamanı geldi. Hava sıcaklığı düşecek diyorlar. Bunlar son sıcaklar olabilir. Koltuğalamaya çalışıyor. Yok bedava. Güneş yatağı varmış da. Sanki bedava yedirdik. Gelir mi turist bu oyuna?
Benim sele acaba biraz sağa doğru kayık olabilir mi? Let's maybe safari. Be fucking sad.